Merhaba, ben sosyolog, aile danışmanı Yeliz Özel. Yaklaşık 4 yıldır Alzheimer Derneği Gülbahar Özmen Aktif Yaş Anma Evi'nde her çarşamba birlikteydik. Bu süreçte yine her çarşamba birlikte olacağız. Bu haftaki konumuz, dünyayı da etkisi altına alan, Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsü ve insanlar üzerindeki etkisi. Peki biz bu süreçte neler yapabiliriz? Tarihe baktığımızda, geçmişe baktığımızda aslında bu tür hastalıkların, virüslerin yaygın olduğunu, gerekli tedbir ve önlem alındığında geçici bir durum olduğunu biliyoruz. Peki, neler yapabiliriz? Evet, sosyal medyada yayınlanan sürekli aynı haberleri izlemeyin. Sizin için doğru olan bilgi kaynağını takip edin. Sosyal medyada yer alan bu yerli yersiz bilgileri izledikçe insanlar üzerinde korku, panik, kaygı ve endişe daha çok artacak. Bunu unutmayın. Korku ve kaygılarımız bazen bizi olumlu yönde etkileyebilir. Korku ve kaygılar bizi doğru bilgiye de sürükleyebilir. Hastalık hakkında araştırabilir, bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi öğrenebiliriz. Ve çevrenizdekileri, sevdiklerimizi bu konuyla ilgili korkutmayalım. Onları da etkilemeyelim. Normal hayatımıza devam edelim. Kitap okuyalım, müzik dinleyelim, dans edelim. Yapamadıklarımızı yapalım, konuşamadıklarımızı konuşalım. Belki de bu sizin için bir fırsattır. Bunu fırsata çevirelim. Ne dersiniz? Problemleriniz varsa çözmek için tam zamanı. Konuşacaklarınız varsa konuşmak için işte şimdi tam zamanı. Bunu unutmayın. Panik halinden çıkın. Sakin, rutin hayatınıza devam edin. Ve her zaman söylüyorum, çaresizseniz her zaman çaresizsiniz. Siz bu durumu kabullendiğinizde çevrenizdekiler de inanın daha çabuk kabullenecektir. Ve Gülbahar Özmen Aktif Yaşanma Evi'nde her hafta söyleşiden sonra küçük aktivite ve oyunlarımız vardı. Şimdi ben de sizlerle küçük aktivite ve oyunları göstereceğim. Bu haftaki oyunumuz parmak ve el hareketleri. Çok basit, çok keyifli ve ben sizden şunu rica ediyorum. Her zaman söylüyorum. Vücudumuzdaki organlarımızı, ellerimizi, kollarımızı, bacaklarımızı her zaman hareket halinde tutalım. Hareket edelim. Hareketten hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Sağ kolumuzu, sağ elimizi kullanıyorsak sol elimizi de kullanalım. Her iki elimizi de kullanmaya çalışalım. Ve başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Sevgili Alzheimer Derneği çalışanlarımız, çok kıymetli arkadaşlarım, Gülbahar Özmen gönüllüleri, Alzheimer gönüllüleri, sizlere meydan okuyorum efendim. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Evet, hazır mıyız? Başlıyoruz. 1, 5, 3 dediğimde yer değiştireceğiz. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Bunu daha çok hızlı yapan bakalım kim çıkacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, ikinci hareketimiz şu şekilde. Hazır mıyız? Da ben şöyle değiştireyim. Hazır mıyız? Hop. Evet. Bu da zor olan hareketimiz. Bu hem odaklanmanızı hem düşünmenizi sağlıyor. Çok keyifli. Ailece oynayacağınız bir oyun. Şimdi farklılaştıralım. İki yapalım. Hazır mıyız? Evet. Düşünerekten yapıyoruz. Evet. Galiba ben başarabildim. Korkularımı yendim. Evet, bunu fazlalaştırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi bu süreci birlikte atlatacağız, paylaşarak atlatacağız, herkesin kalbine dokunarak atlatacağız. Alzheimer Derneği Gülbahar Özmen Aktif Yaşanma Evi olarak ben sosyolog Geliz Özal. Her hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bol sağlıklı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.